Şehitler ölmez, vatan bölünmez. Şehitler ölmez, vatan bölünmez. Şehitler ölmez, vatan bölünmez. Şehitler ölmez, vatan bölünmez. Asırlardır kıratımı suladım, ırmağının akışına ölürüm Türkiye'm, ölürüm Türkiye'm, ölürüm Türkiye'm, hey. Irmağının akışına ölürüm Türkiye'm, ölürüm Türkiye'm, ölürüm Türkiye'm, hey 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 hey. Irmağının akışına ölürüm Türkiye'm, ölürüm Türkiye'm, ölürüm Türkiye'm, hey hey hey. Çekmiş hep ninem, pınarlardan su doldurur eminem. Mavi boncuk takışına ölürüm Türkiye'm, ölürüm Türkiye'm, ölürüm Türkiye'm, hey. Mavi boncuk takışına ölürüm Türkiye'm, ölürüm Türkiye'm, ölürüm Türkiye'm, hey 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 hey. Mavi boncuk takışına ölürüm Türkiye'm, ölürüm Türkiye'm, ölürüm Türkiye'm, hey 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 hey. We'll be right back.
halayım barım. Toprağım ekmeğim, namusum arım. Kilimlerde çizgi çizgi efkarım. Heybelerin akışına ölürüm. Türkiye'm ölürüm, Türkiye'm ölürüm, Türkiye'm hey. Heybelerin akışına ölürüm. Türkiye'm ölürüm, Türkiye'm ölürüm, Türkiye'm hey 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 hey. Heybelerin akışına ölürüm. Türkiye'm ölürüm, Türkiye'm ölürüm, Türkiye'm hey 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 hey. Karşılaştım, dedi uğurlar olsun. Tanrı Türk'e yar olsun, dedi uğurlar olsun. Tanrı Türk'e yar olsun. Yar oluyorlar bana, söyledi diller bana. Turan eller var olsun, düşmanlar kahrolsun. Tanrı Türk'e yar olsun. Turan eller var olsun, Tanrı Türk'e yar olsun. Ben kurtlarla ulaştım, Altayları dolaştım. Şamanımla bağlaştım, dedi uğurlar olsun. Tanrı Türk'e yar olsun, amin. Dedi uğurlar olsun. Tanrı Türk'e yar olsun. Yar ol diyorlar bana, söyledi diller bana. Turan eller var olsun, düşmanlar kahrolsun. Amin. Tanrı Türk'e yar olsun. Turan eller var olsun, Tanrı Türk'e yar olsun. Dolaştıkça Turan'ı, anladım Bilge Kağan'ı. Gördüm Fatih Sultan'ı, dedi uğurlar olsun. Tanrı Türk'e yar olsun, dedi uğurlar olsun. Tanrı Türk'e yar olsun. Turan eller var olsun, düşmanlar kahrolsun. Tanrı Türk'e yar olsun, Turan eller var olsun.
Tanrı Türkiye yar olsun. Duran eller var olsun. Tanrı Türkiye yar olsun. Kur'an-ı Kerim telaveti için Sayın Hasan Samancıoğlu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين. والقرآن الحكيم. إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. تنزيل العزيز الرحيم. لتنذر قوما ما لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. صدق الله العظيم. سبحانك ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. حضرت پیغمبر محمد مصطفی صلی الله تعالی علیه و سلم خاطر için عزیز شهیدlerimizin ruhlarına Allah rızası için El Fatiha. İstiklal marşı. Birlikte Afrin'e yapılan zeytin dalı harekatı destan yazarak devam etmektedir. Türkiye içeride ve dışarıda PKK, PYD,
YPG, DAEŞ gibi terör örgütleriyle mücadelesini sürdürmektedir. Devletimizin bekası için bu terör örgütleriyle mücadelemizi sürdürmeye devam edeceğiz. Bunun için topyekün içeride ve dışarıda birlik ve beraberlik zamanıdır. Kenetlenmeliyiz ve birlik olmalıyız. ABD ve bazı Avrupa ülkeleri, Siyonist ve emperyalist güçler tutarsız tavır sergilemektedirler. Bunlar Türk milletini kendileri gibi sömürgeci ve işgalci olarak göstermeye çalışmaktadırlar. ABD'nin yani Pentagon'un, CIA'nin, Dışişleri Bakanlığı'nın, Beyaz Ev'in ayrı ayrı tellerden çalmaları bunu göstermektedir. Bunların niyetleri belli ki kötüdür. ABD 5000 tır dolusu, 2000 kargo uçağı dolusu silahı PKK ve PYD teröristlerine bedava babalarının hayrına vermemişlerdir. Karşılığında ABD Türkiye sınırında Akdeniz'e açılan kukla bir terör devleti kurmaya çalışmaktadır. Böylece Büyük Orta Doğu projesini adım adım yürürlüğe koymaya başlamışlardır. Savaş tazminatı olarak kılıf uydurup yıllarca petrol kuyularına hakim olmak ve sömürmek istemektedirler. Böylece Büyük İsrail projesini de hayata geçirmeye başlayacaklardır. Teröristlerin roketle Reyhanlı ve Kilis'te sivil halka karşı yaptıkları taciz atışları devam etmektedir. Son olarak hainlerin Reyhanlı ilçesinde kalleşçe yaptıkları saldırı sonucunda 17 yaşındaki masum yavrumuz Fatma Avlar şehit olmuştur. Genç kızımızın ruhu şad, mekanı cennet olsun. Amin. Amin. Bir çiçeğimizi soldurdular ama binlerce çiçeğimiz açmaya devam edecektir. İnşallah. Hain PKK-PYD terör örgütünün 14-15 yaşlarındaki çocukları dağa kaçırıp sivil halka karşı kullandıklarını televizyonlarda görüyoruz. Silahlı kuvvetlerimiz Afrin'e yaptığı Zeytin Dalı harekatı ile 7 farklı cephe açarak teröristleri şaşkına çevirmiştir. Mehmetçiğimizin çok kısa bir süre içerisinde stratejik değeri olan Bursiye Dağı'nı nasıl ele geçirdiğini canlı yayınlarda gördük. %75 milli olan savunma sanayimiz ile teröristlerin sığınak, barınak ve mühimmat depoları bombalanmaktadır. Zeytin Dalı harekatı ile Afrin'e güvenlik ve huzur gelecektir. Etkisiz hale getirilen terörist sayısı televizyonlarda işitiyoruz. Her gün artmaya devam etmektedir. Kınından çıkan bir kılıç hedefine ulaşmadan kınına geri girmeyecektir. Tekbir! 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 Allahu Ekber! Bu dava Türklüğün diriliş davasıdır. Karşıdaki hainler ise Haçlı zihniyetidir. Biz NATO müttefiki değil miyiz? NATO nerede? ABD ile müttefik ve stratejik ortağız. Ama ABD bizi sırtımızdan hançerlemiştir. Bu nasıl müttefikliktir? Artık bıçak kemiğe dayanmıştır. ABD bölgemizde istediği gibi at oynatamayacaktır. İnşallah. Türkiye artık oyun kurucudur. Kendi göbeğimizi kendimiz kesmek zorundayız. Hainlere son ikazımızdır. Hainlikleri böyle devam ederse sahada Osmanlı tokadı yemeye mahkum olacaklardır. Zeytin Dalı operasyonundaki ilk şehidimiz Musa Özalkan'ın sanki şehadet şerbetini içeceği gönlüne doğmuştu. Şehidimiz bir vasiyette bulunmuştu. Telaver'deki Türkmen balalarına okul ve kreş yapılmasını vasiyet etmişti. Bu şehidimizin vasiyeti üzerine çalışmalar hemen başlatılmıştır. Ülke Ocakları Genel Başkanı Olcay Kılavuz Bey ilk kazmayı vurmuştur.
Zeytin Dalı Harekatı zorunlu bir harekattır. Devletimizin bekası söz konusudur. Operasyon atak helikopterlerimiz, obüslerimiz, İHA'larımız ve SİHA'larımızla Karayel F-16 savaş uçaklarımızla devam etmektedir. Askerimiz dün Fırat Kalkanı Harekatı'nda destan yazmıştı. Bugün ise Afrin'de destan yazıyor. Harekat bütün teröristler etkisiz hale getirilinceye kadar devam edecektir. Tüm kahraman şehitlerimizin ruhları şad, mekanları cennet olsun. Amin. Ayrıca kahraman gazilerimiz de şehadete hazır olduğumuzu belirtmek istiyoruz. Söz konusu vatan ise gerisi teferruattır diyoruz. Gururumuz, göz bebeğimiz, Türk Silahlı Kuvvetlerimizin Afrin'de yaptığı Zeytin Dalı Harekatı'nı, yani Kızıl Elma hedefini Turan ellerdeki tüm Türk yurtları ile mazlum Müslüman devlet ve topluluklar ile beraber Danimarka'da yaşayan biz Türkler olarak sonuna kadar destekliyoruz. Allah birlik ve beraberliğimizi daim kılsın. Amin. Korkaklar zafer anıtı dikemezler. Mehmetçiğimizin yolu açık. Kılıcı keskin. Kazası mübarek olsun. Amin. Allah yar ve yardımcıları olsun. Amin. Şehitler ölmez, vatan bölünmez. Şehitler ölmez, vatan bölünmez. Şehitler ölmez, vatan bölünmez. Şehitler ölmez, vatan bölünmez. Arif Nihat Asya'nın bayrak şiirini okumak istiyorum. Ey mavi göklerin beyaz ve kızıl süsü, kız kardeşimin gelinliği, şehidimin son örtüsü. Işık ışık, dalga dalga bayrağım, senin destanını okudum, senin destanını yazacağım. Sana benim gözümle bakmayanın mezarını kazacağım. Seni selamlamadan uçan kuşun yuvasını bozacağım. Dalgalandığın yerde ne korku ne keder. Gölgende bana da yer ver. Sabah olmasın, günler doğmasın ne çıkar. Yurda ay yıldızının ışığı yeter. Savaş bizi karlı dağlara götürdüğü gün kızıllığında ısındık. Dağlardan çöllere düştüğümüz gün gölgene sığındık. Ey şimdi süzgün rüzgarlarla dalgalı, barışın güvercini, savaşın kartalı. Yüksek yerlerde açan çiçeğim, senin altında doğdum, senin altında öleceğim. Tarihim, şerefim, şiirim, her şeyim. Yeryüzünde yer beğen, nereye dikilmek istersen söyle seni oraya dikeyim. Teşekkür ederim. Sağ ol. Allah razı olsun. Birliğe katılan ve destek veren derneklerin isimleri: İskandinavya Türk Federasyonu, UETD Danimarka, Kopenhag Türk Kültür Merkezi, Azerbaycan Vatan Cemiyeti, Türkmen Ocağı, Irak Türkmenleri Kültür Merkezi. Teşekkürler. Gösterinin amacını açıklayan konuşmanın dancısını yapmak üzere UETD Derneği'nin temsilcisi Ayşe Çevik. Im Konsensus ist Samfonden getroffen Beschlussningen von Militäraktion, wo efter Türkis Militär den 20. Januar 2018 har indledt en militäraktion rettet mot byen Afrin i det nordlige Syrien. En operation, der blev kaldt Operation Olivengren. Denne operation bliver utvivlsomt udført, fordi terrororganisationer som PKK PYD og Daesh, som det såkaldte IS og beslægtede terrorgrupper udgør en åbenlys trussel mod lokalbefolkningen og den tyrkiske republik.
Operation Olivengren er blevet iværksat i overensstemmelse med FN's Sikkerhedsråds resolutioner, der omhandler bekæmpelse af terror, mere præcis resolution nummer 1674 fra 2005, 2170 fra 2014 og 2178 fra 2014, samt retten til selvforsvar, som stadfæstet i artikel 51 i FN's charter. Ligesom det var tilfældet med operation Euphrates Shield, er det også formålet med denne operation at eliminere terrorkorridoren, der ønskes oprettet langs den tyrkiske grænse, endegyldigt at befri lokalbefolkningen for den pres, den blev udsat for af terrororganisationer, og at sikre genoprettelsen af fred og stabilitet i regionen. Terrorgrupper som PKK, YPG og PYD, som udnytter den vold og ustabilitet, der herrer Syrien, og som målrettet sigter mod regionens demografiske forhold og civilbefolkningen, har vundet terræn langs den sydlige tyrkiske grænse, hvilket har været nødvendiggjort denne operation. Det er en udbredt kendsgerning, at PYD, YPG og tilsvarende grupper, som er PKK's forlængede arm, forbereder angreb, som ikke kun sigter mod lande uden for Tyrkiets grænser, men også har til mål at ramme Tyrkiets civilbefolkning. Disse forræderiske organisationers angreb, som blandt andet Hendek-opstanden, angreb på Veznedilet i Istanbul og Kızılay Güvenpark i Ankara, har det seneste år kostet hundredvis af menneskeliv og såret tusindvis andre. Vold og sammenstød ved den tyrkiske grænse samt terrororganisationernes overnævnte handlinger har resulteret i, at 3,5 millioner uskyldige mennesker, heraf 370.000 kurdere, er tvunget til at flygte fra hjem og land og søge sikker tilflugt i Tyrkiet. Tyrkiet har med sin humane og samvittighedsfulde politik taget ansvar for disse flygtninge uden at skelne mellem religion, sprog og race, og fremstår i dag som det land i verden, der huser flest flygtninge og yder den største nødhjælp. Tyrkiet har været tvunget til at udføre denne militæroperation med det formål at sætte en stopper for de grupper, som forsøger at oprette en terrorkorridor langs den tyrkiske grænse, og som uden at skelne mellem mål angriber hospitaler og dermed også civilbefolkningen. Tyrkiet har erklæret, at denne operation ikke har til mål at gribe ind i Syriens suverænitet eller et angreb mod de tyrkmener, kurder, araber eller andre folkeslag, som lever i regionen. Målet er, som nævnt ovenfor, terrororganisationer som PKK, YPG, PYD og Daesh. Det er åbenlyst, at denne operation samtidig har til mål at sikre NATO's sydlige grænser, da Tyrkiet er medlem af NATO. Operation Olivengren er ligeledes et nødvendigt indgreb, som vil forhindre en ny flygtningestrøm til EU. Denne aktion er på ingen måde rettet mod civile og uskyldige mennesker, som det påstås af de, som er modstandere af operationen, og som forsøger at bringe Tyrkiet i dårligt lys på den internationale scene. Tværtimod er det en kendsgerning, at terrorister som PYD lige nu tvinger civilbefolkningen til at agere som levende skjolde for dem i Afrin. Vi har fuld tillid til det tyrkiske militær, som udfører operationen, udviser maksimum opmærksomhed, bestræbelser og hensynsfuldhed. Det tyrkiske militær har siden indledningen af operation Olivengren udført militæroperationen på en meget transparent måde og forsynet allierede og nabolanden med nødvendige oplysninger. Vi ser gerne, at det internationale samfund støtter op om denne operation, hvis mål er fred, stabilitet og sikkerhed, og vi mener, det er nødvendigt, at man står imod terror sammen med Tyrkiet samt regionens uskyldige befolkning. Tak skal I have. Türkiye Cumhuriyeti hükümeti muhalefet partilerin desteği ve toplumsal mutakabat ile askeri harekat kararı almıştır. Bu karar neticesinde Türk Silahlı Kuvvetleri 20 Ocak 2018 tarihinde Afrin'de Zeytin Dalı harekatını başlatmıştır. Bu harekat kuşkusuz PKK, PYD, DEAŞ ve türevleri olan terör örgütlerinin bölge halkına ve Türkiye Cumhuriyeti'ne yönelik açık bir tehdit olmasından dolayı icra edilmektedir. Zeytin Dalı Harekatı, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin terörle mücadeleye yönelik özellikle 1624-2005,
2170, 2014 ve 2178-2014 sayılı kararları ve Birleşmiş Milletler'in sözleşmesinin 51. maddesine yer alan meşru müdafaa hakkına uygun bir şekilde başlatılmıştır. Tıpkı Fırat Kalkanı'nda olduğu gibi. Bu harekattaki amaç Türkiye'nin sınırlarında oluşturmak istenen terör koridorunu bertaraf etmektir. Bölge halkı üzerindeki terör örgütlerinin baskısına nihai olarak son vermek ve bölgede huzurun yeniden tesis edilmesini sağlamaktır. Türkiye'nin güney sınırı boyunca alan, Suriye'de yaşanan şiddet ve iktidarsızlıktan nem alan, bölgenin demografik yapısını ve sivilleri hedef alan terör örgütleri, PKK, YPG ve PYD gibi unsurların eylemleri bu harekatı mecbur kılmıştır. PKK'nın Suriye uzantısı olan PYD ve YKB türevlerinin sadece Türkiye dışında değil, ülke içinde sivil halkı hedef alan birçok saldırıya yeltendiği bilinmektedir. Bu hain örgütler son yıllarda Hendek Kalkışması, İstanbul Vezneciler ve Kızılay Güven Park saldırıları başta olmak üzere yüzlerce şehit ve binlerce yaralı verilmesine yol açmıştır. Türkiye sınırlarında yaşanan şiddet ve çatışma ile yukarıda isimleri sayılan terör örgütlerinin faaliyetleri sonucunda 370 bini Kürt olmak üzere 3,5 milyon masum insan yerlerinden, yurtlarından ayrılmak zorunda kalmıştır. Gidecek bir yer, sığınılacak güvenli bir liman olarak Türkiye'yi görmüştür. Türkiye'nin yaptığı insan ve vicdan odaklı politikalara din, dil, ırk gözetmeksizin sığınmacılara sahip çıkılmıştır. Türkiye bugün dünyada mültecilere en fazla yardım eden, yapan ülke konumuna gelmiştir. Türkiye sınırlarında oluşturmak istenen terör kuşağına son vermek istenmektedir. Bu terör kuşağını oluşturan unsurların özellikle son günlerde hedef gözetmeksizin hastaneler ve dolayısıyla sivilleri de hedef alan saldırılar bitmektedir. Bu amaçla bu harekatı başlatmak mecburiyetinde kalınmıştır. Türkiye bu harekatı ile Suriye'nin toprak bütünlüğü veya bölgede yaşayan Türkmen, Kürt, Arap gibi herhangi bir unsuru hedef almadığını açıklamıştır. Burada hedef yukarıda belirtildiği gibi tamamen PKK, YPG, PYD ve DEAŞ türleri gibi terör örgütleridir. Türkiye'nin bir NATO müfettiği olması sebebiyle bu harekatın ayrıca NATO'nun güney sınırlarında muhafaza amacı taşıdığı aşikardır. Terör örgütlerinin bölgede oluşturduğu iktisarsızlık Avrupa Birliği ülkelerinin güvenliğini doğrudan etkilemektedir. Zeytindağlı harekatı Avrupa Birliği'ne yeni bir göç dalgasını önleyecek olan önemli bir hamledir. Operasyonu hedef almak ve Türkiye'yi uluslararası arenada zor durumda bırakmak isteyenler var. İddia ettikleri gibi sivilleri ve masum insanlara yönelik herhangi bir eylem söz konusu değildir. Tam tersine şu an Afrin'de PYD'nin yaptığı gibi teröristlerin sivilleri kendileri için zorla canlı kalkan olarak kullandıkları görülmektedir. Bu noktada operasyonu icra eden Türk Silahlı Kuvvetleri'nin azami dikkat, gayret ve hassasiyet gösterdiğine inancımız tamdır. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin gerçekleştirdiği Zeytindağlı Harekatı başından bu yana müttefik komşu ülkelerle gerekli bildirendirme yapılarak şeffaf bir şekilde yürütülmüştür. Amacı huzur, barış ve güvenlik olan bu operasyonun uluslararası toplum tarafından desteklenmesi talep ediyor. Teröre karşı Türkiye'nin ve masum bölge halkının yanında olunması zaruri görüyoruz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur. Şehitler ölmez, vatan bölünmez! 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 Şehitler ölmez!